Efendim dün olsun, bugün olsun tekrar tekrar hatırlattık. Mustafa Kemal Erdemoğlu bizlerle birlikte olacak ve Taliban'ı konuşacağız diye. Cumhuriyet'te bugün ekte, pazar ekinde başlığı neydi dostum? Lunapart'taki Taliban ve Artı TV'deki Mustafa Kemal Erdemoğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi dış tahlillerinde özellikle ben senin müzik ve edebiyat yazılarını da hayranıyım. Aa, teşekkür ederim. Kalem öyle iltifat için söylemiyorum. İmrenerek biraz da kıskanarak okurum gerçekten. Teşekkür ederim. Taliban'la ilgili hemen sana gazete aman Mustafa böyle bir şey istiyoruz demelerin nedeni senin birikimin mi? Yoksa özellikle Afganistan konusundaki özel bir çalışman mı vardı? Yani bir şey olması lazım ki sana talep etsinler bunu. Evet. Şimdi bazen şu da oluyor. Yani elimde böyle bir şey var. Hazırladım. Hemen işte bunu sunuyorum. Gündemde çok uygun. Değerlendirelim mi dediğimde bu hemen de kabul görüyor. Öyle de oluyor. İki de biçimde de oluyor tabii sözünü ettiğin gibi. Yani onlar da istiyor, gazetede istiyor. Ben de onlara öneriyorum. Bu konuda gayet bir rahat bir ortamımız var bizim. Ancak tabii Afganistan gündemimizdeki en önemli madde. Niye önemli olduğunu da konuşuruz açıkçası. Çok ilginç bir tarafı da var bu işin. Tabii gündem de hazır. Öyle deriz yani mesleki şeyde. Gündem hazır. O yüzden ona uygun haberleri, yazıları yazarız. Şimdi ben de öyle bir hazırlık yaptım zaten. Ki gördün o iki günde. Zaten onu demek istedim. Mutlaka bir şeyler vardı tabii, ki elbette, tabii. Pat diye oturup başlanmaz çünkü. Tabii, yani, çünkü yani, şey değil. Yani şurada yangın çıktı, 5 kişi yaralı elbette, değil. Yani, elbette. Bir, yani, çünkü derinliği ve yıllardır biriken bir şey var orada. Gerilim var, tamam. Patlama. Yani yanardağ patladı ama gümbür gümbür önden öncü sarsıntıları tabii, zaten hissediyorduk. Aynen öyle ki istediklerimiz de doğru çıktı işte. Şimdi şaşırılan şeyler var. Onlara niye şaşırıyorlar onu da anlamıyorum doğrusu. Bu işi iyi takip edenler, bölgeyi iyi bilenler bu işin sonunun böyle olacağını biliyorlardı. Kimse, yani bizler için sürpriz olmadı. Sürpriz olmuş gibi davrananların tutumunu da anlayamıyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri biz çok şaşırdık bu kadar hızlı geleceklerini bilmiyorduk falan diyor. Bunlar doğru değil biliyorsun. Yani askeri ve siyasi beceriksizlikleri elbette var ama o kadar da ucuz bir ülke değil Amerika Birleşik Devletleri. Bir süper güçten bahsediyoruz. Danışıklı, dövüş dediğimiz türden bir ilişkinin sonucunda işte bu noktaya gelindi. Bundan sonrası ne olacağı önemli. Hillary Clinton'ın demecini okudum veya dinledim pardon dinledim. Yani biz yaptık diyor kadın. Doğru söylüyor. Evet. Bu 2001'de biliyorsun Afganistan'ı işgal ettiği zaman 11 Eylül'den sonra El-Kaide liderini arıyorum bahanesiyle 2 ayda devirdi Taliban'ı Amerika Birleşik Devletleri. Sonra ne oldu? İşte yok olduğunu, tükendiğini, bittiğini sandılar. 2003'te yeniden ortaya çıkan bir Taliban var. Bölgede çok güçlenmiş bir Taliban var. Orada bölgesel hayatı da düzenliyor. 171 tane şeriat mahkemesi var ona bağlı olan. Ve işte şu anda bugüne kadar da orada oradan başlayarak etkinliğini artırıyor. Şimdi bunlar izlenmiyor muydu? İzleniyordu. Şu atlanıyor ya da dile getirilmiyor. Biz söyleyelim. 2001, 2003 ve sanırım 2007'de çok yoğun görüşmeler yapıldı Amerika Birleşik Devletleri ile ki sözüm ona savaşın sürdüğü yani Amerikan güçlerine saldırıların yapıldığı dönemlerde oluyor bu görüşmeler. Bunlar sır değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri gerçekten ikinci bir Vietnam yaşadı Afganistan'la. Gerçi birkaç Vietnam'ı var yani. Irak da aslında bir anlamda Vietnam'dır biliyorsun. Suriye'de de yüz geri edildi. Yani az önce Ege Cansen'i okudum senden 2-3 dakika önce Vietnam benzetmesi yapıyor. Ha tabii evet yani bu ciddi anlamda işte Vietnam mı haline geldi ve ondan çok daha uzun sürmüş bir savaş 20 yıl. Sonuçta dünyanın parası harcandı. Yani bizim için sürpriz olmadı bu anlamda. Amerika Birleşik Devletleri sürekli kaybeden ama kaybediyor ama biz bunu mesele yapıyoruz. Şöyle yaklaşımlar var. Ya Amerika rezil oldu. Biz böyle söylüyoruz. Amerika'nın itibar kaybından ondan sonra rezil olmak öyle kavramlarla yaklaşmıyor meseleye. Ben bir yerde de dün akşam bir yerde değilim, orada da söyledim. Yani 60 yıldır yeniliyor Amerika Birleşik Devletleri. Hiç de öyle bunu itibar meselesi yapmıyor. Domuzlar Körfezi krizi hikayesi. Orada gerildi. İran rehine meselesinde yenildi. 70'lerde Vietnam keza öyle. 90'larda Panama. Bütün bunlardan yüz geri edilmiş. Nikaragua asla unutulabilir mi? Carter tarafında ya, tam düdük oldu. Yani helikopteri yakaladılar. Rezalet, evet. İran'da da aynı çıkarma yaparken doğru düştü
helikopterleri Carter zamanındaydı. Şimdi biz söylüyoruz rezil olur. Amerika bunları aldırmıyor. Çünkü bunları aşmış. Çok da dert etmiyor. Ama başka ilişkiler ağıyla yapmak istediklerini yapıyor. Bu çok artık şimdi süper güç de evet hala süper güç ama tek süper güç değil. Şimdi şöyle bir şey acaba çok mu hafif olur? Kimileri de diyor işte sağda solda okuyoruz yorumlardan filan. Ama akla da yatkın. Diyor ki evet Taliban'ı yendi 11 Eylül'den sonra mutlaka kamuoyunu yatıştırması gerekiyordu ama göstermelik bir şeydi. Şimdi hem intikamını Taliban'ı getirip onu sonradan böyle 26-30-40 hizibe bölüp depoda kalmış bütün demode silahları da o tarafa satarak iş dünyasında silah üreticisini de memnun eder. Acaba hafif bir tahmin mi bu? Yani, hafif mi kalır? Biraz hafif de kalsa bu olasılıklardan biridir gerçekten. Yani bu da vardır amaçların arasında denebilir. Ama asli amacı bu değil kuşkusuz. Yani asli amacı nedir diye sorulursa onu da hemen yanıtlayayım kendi görüşüm kuşkusuz. Öyle petrol falan değil. Petrol savaşları bitti dünyada. Öyle bir şey yok artık yani. Ben hep bunu söylüyorum. Afganistan soğuk savaş döneminden kalma bir meseledir Amerika Birleşik Devletleri için. 2021'in Amerikası değil günümüzün Amerikası. 2001'in Amerikası değil günümüzün Amerikası. Öncelikleri artık başka. Yani strateji savaşları sürüyor. Bölgesel alan kapma savaşları bitmese bile azaldı. Şimdi bunun için artık yapım bu yüzden asker çekiyor birçok yerden. Şimdi ilgi alanını Latin Amerika ve Afrika'yı çekiyor. Yani orada da Suriyeliler var, orada da Libyalar yaratıyor. Bunları çok konuşmuyoruz biz. Oraya doğru yönelmiş bir Amerika Birleşik Devletleri var. Orta Doğu'da özellikle Afganistan çok da Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka olmam gerekir dediği bir yer değildi. Soğuk Savaş'ın getirdiği şeydi bu biliyorsun. Yoksa orada olmasının bir anlamı yok. Sınırı da yok. İlle sınırlı olması gerekmiyor Amerika'nın bir yere ilgi duyması için. Ya da çullanması için. Ayrı mesele ama bir Irak'taki gerekçeler gibi gerekçe aslında Afganistan'da yok. Sadece Sovyetler Birliği'nin müdahalesi ki karşılıklı anlaşmalı yapılmış müdahaledir. O yüzden ben işgal demiyorum. Bu kavramları dikkatli kullanmak lazım. Müdahalesi sonucu işte alan kapmak çok ciddi bir kavşak orası. Oraya işte Sovyetler Birliği'nin ele geçirdiği düşüncesiyle değil mi? Bütün bu haltları yedi. Yani Taliban'ı Pakistan İstihbarat Servisi ile beraber güçlendirdi. Sonra onlar yıllar sonra Sovyetlerin çekilişinden sonra işte kendilerine döndü. Bunun da dünya kadar gerekçesi var. Hikaye budur. Yani şimdi bu yeni bir şey değil. 20 yıldan beri çekilmek istiyor Amerika. Yani adaşım ben de Sami Cohen'le ve rahmetli Erkun evet Balcı'yla çalıştım. Hangisi önce Babrak Karmal mı önce Necibullah mı? Babrak Karmal. Babrak Karmal. O Babrak Karmal galiba böbrek yetmezliğinden gitti adıyla müddetler. Fakat çok güçlü görünmesine rağmen kuklaydı. Necibullah geldi çok güçlü görünmesine rağmen. Yani, hani çok... derler ya düşmana göster geri yani, çek. Yani. Ürkütücü bir adamdı. Hafızullah Emin vardı. O da zayıf, fos bir adamdı. Öyle, Hafızullah Emin vardı mesela. Babrak Karmal'ı devirip onu getirdiler falan. Hep fos ama hep kukla. Tabii hep kukla yani... öyle halkın desteklediği falan diye bir şey yok. Yani işte maalesef öyle de, öyle de haklısın. Yani Sovyetler Birliği bu... konudaki ihmali de buydu. Yani davet üzerine gitmişti. Bunu anlıyoruz. O iki hizbe bölündü. O biliyorsun bayrakla bir ismi halk, perçem. Halk ve bayrak hizbi vardı Afganistan Komünist evet. Partisi'nin içerisinde. O bölünmeler aralarındaki çalışmaları kanlı noktalara falan getirdi. Tabii en korkunç ölen de şey oldu. Necibullah oldu biliyorsun. Evet. Öldürdüler, işkenceyle öldürdüler ve bir direğe astılar. Taliban'ın o 96'da Kabil'e girişi hikayesi. Ama Taliban'la Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ya da bu şekilde her zaman ilişkisi oldu. Çatışkılı olduğu dönem bence çok az dönemdir. Yani en önemli ilişki biçimi çatışmalı falan değildir gerçekten de. 3000 Amerikalı öldü. Evet doğru. Ve çok sayıda işte çok sayıda değil ondan çok çok daha az NATO askeri öldü. Ama Taliban daha çok Afganlı öldürdü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'yle cephe cepheye böyle karşı savaşılıyor. Kimilerin uydurduğu gibi işte Kurtuluş Savaşı, Bağımsızlık Savaşı falan diyen saçma sapan konuşan tipler var. İlgisi yok. Yani her zaman da anlaşmalar yapıldı. Amerika'da ağırlanmış Taliban heyeti vardır. İşte bu sözünü etmiş olduğum tarihlerden birinde. Ya 2003'te ya 2007'de bu ikisinden emin değilim. Bu tarihlerden birinde Amerika'da bunlar ağırlandılar Dışişleri Bakanlığı tarafından. Çatıştığı dönemde ama. Sözüm ona çatışma var. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri gerçekten yıllardır çekilmeyi istiyor. Çünkü orada bulunması için bir neden yok artık. Sovyetler Birliği çöktü. Ortaya başka güçler çıktı. Kendisine bağlı güçlerle Afganistan'da denetim
yaparım sandı. İşte Pakistan o yüzden çok Amerika tarafından zorlandı. Hatta neydi, müşerrefin bir açıklaması vardır. Yani teröre karşı işbirliği yapma mı istediler, anlaşma teklif ettiler. Kabul etmeyince işte buradan çıkamazsın dediler bana diye açıklama yapmıştı, hatırlarsın. Evet. Dünya kamuoyunun önünde tehdit edildim, Dışişleri Bakanlığı da demişti. Müşerref'ten sonra da zaten artık Pakistan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri özellikle Taliban üzerinde bir işbirliğine dönüştü. Şimdi artık orada bulunmasının bir anlamı yok. Bir de dünya kadar para harcandı tabii. Ha şimdi orada askerlik elbette bir meslek. Yani bunu yapıyorsan seçiyorsun demektir. Ama buna rağmen kamuoyu Amerikan askerlerinin ölmesini istemiyorum dedi. Yani orada güçlü bir de savaş karşıtı hareket var biliyorsun. Evet. Evet, para kaybetti, itibar kaybetti. Benim açımdan Amerika'nın bunlara çok önem verdiğini açıkçası söylemek zor. Evet. Sana biraz nefes aldırmak için Can Ataklı'dan da, çünkü korkusuzluğunda da geleceğiz dedim, gelemedim bir türlü. Ara oldu, süremiz dolmuştu. Bu konuda yazdığı için diyorum. Tamam, tabii. Hem sen biraz nefes almış ol. Tamam, teşekkür ederim. Köşe olduğu gibi 1-2-3 parça yazı da Afganistan konusu. Fakat birisi fıkra, onu pas geçelim. Açmışken şu gözüme takıldı, onu bir önce bir okuyayım da yine Can Ataklı'nın köşesinde. Oğlun olursa İbancan, kızın olursa Mihriban, dostun olursa Taliban, bizi sorma biz her daim gariban diye İban'da bir... Bu sonuncu hariç görmüştüm sosyal medyada. Bu ekleme de güzel olmuş. Evet. Daha bakalım eklemeler olacaktır ona. Afganistan'daki Taliban olayı Türkiye'yi de derinden sarstı. AKP'liler bile tedirgin. Taliban'ın gerçek Müslüman olmadığına inanıyor pek çoğu. Taliban olayı Türkiye'de Atatürk'ü bir daha hatırlattı. En mütedeyyinler bile çok şükür Atatürk bizi kurtardı. Eğer o olmasaydı Afganistan'dan da, Irak'tan da, Suriye'den de beter durumda olurduk diyorlar. Peki bundan sonra olmaz mıyız? Sakın olmaz demeyin, bal gibi olur. Şu anda ülke yönetimindeki iktidar Taliban'la aynı inancı taşıdığını söylüyor. Aynı yöntemleri uygulamasa bile gönül bağı olduğu kesin ve zaten iktidarın dış politikası son 10 yıldır bu şekilde yönetiliyor diyor. Şurada virgül koyalım. Hep bu tartışılıyor. Kendim de bir örnek verirken işte kadının kafası açık diye veyahut da burka yok diye öldürdüler. Birisini ateşe attılar. Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi pek de bizden farkı olmayan fikirsel ayrılığa düşmediğimiz Taliban yaptı gibi bir şeyler söylüyorum. Bu gerçekten böyle mi? Yani Can Ataklı'nın da dediği gibi şu anda ülke yönetimindeki iktidar Taliban'la aynı inancı taşıdığını söylüyor. Tayyip Erdoğan bu anlamda mı söylüyor? Biz de aynı kafadayız dini açıdan mı demek istiyor? Vallahi bence gerçekten bunu der mi? Yoksa başka bir şey ima ediyor da ifade sıkıntısı mı çekiyor? Zaten bir ifade sıkıntısı olduğu belli. Prompter olmasa düşündüklerinin tersini söyleyen bir tarzı var. Leman'ın kapağını gördün mü bugün? Görmedim. He. İyi bakayım. Oturmuş. Yok, Emine Hanım'la karşılıklı kapıda da garson var. Karşısında prompterde orta artık şekerli kahve rica ediyorum yazıyor. Vallahi prompterden. Bir gerçeği ifade ediyor bence açıkçası. Çünkü gerçekten prompter olmadığı zaman zorlanan bir figür Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi itikat açısından işte yani aynı dinin mensubuyuz anlamında söyledi bence onu. Şimdi sorarsak hangisine sorarsak soralım AKP'nin yetkilisine, yetkisine, taraftarına biz Taliban'dan farklıyız der. İyi de bir takım şeylere bakmamız gerekiyor değil mi? Yani Taliban demokrasiye nasıl bakıyor? Daha önce de söyledim bunu, sık sık tekrarlıyorum mecburen. Çünkü söylenmesi gerekiyor. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bu Ahuntsade şimdiki lideri de önceki liderlerinden birisi demişti ki demokrasi şeytan icadıdır. Eyvallah, yani öyle düşünüyorlar. İyi de bizde de demokrasi bizim için araçtır diyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bir tramvaydır dedi, ineriz dedi. Evet, aynen. Şimdi durağa gelince ineceğim dedi. Demokrasiye nasıl baktığını işte görüyoruz. Demek ki o açıdan. Demek ki öyle bakıyorsun. Yani o şeytan acı diyerek kabul etmiyor. Sen de benzeri bir şeyden ötürü herhalde kabul etmiyorsun ama pragmatist yaklaşıyorsun ki ben pragmatist kelimesini daha çok severim. Bu çok daha kötü bir iş yapıyor. Faydacılık açıkçası yaptığı. Birincisi bu. İkincisi ben işte ne diyor Taliban? Yani kadınlar böyle bir özgürlük yok. Yani İslam şeriatı altında özgür olacaklar. Dalga geçiyor hepimizde neredeyse. Ama doğruyu söylüyor. İnancı gereği çok doğru bir şey yapıyor. İyi de Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Yani kadın erkek eşitliği fıtrata aykırıdır dedi. Dolmabahçe ofisinden vapurdan inen işte, kızları gözetiyordu oradan bakayım. Şimdi, evet, ne giymiş yani, diye. Taliban gibi perdesiz konuşmadığı için mi biz aralarında fark yoktur diyoruz? Zihinsel bir ortaklık vardır. Kimsenin tepinmesine, kızmasına gerek yok.
biraz da dürüst davranmalıyız. Neyse o bitti. Geçen gün bulsam takdir edeceğim adama, yani teşekkür edeceğim. Bravo sen daha dürüstsün diye. Taliban iktidara geldi diye adam lokum dağıttı. Böyle olacaksınız. Evet. Bu kadar basit. Evet. Ama ben ona benzemiyorum. Bizim İslam'ımız ayrı, gerçek İslam bu değil. Artık bunlar karın doyurmuyor. Gerçek İslam'ın bu olmadığını söyleyenlerin hangi kaynakları okuduğunu ben de öğrenmek istiyorum. Evet. Niye biz o gerçek İslam'ın kaynaklarını okumadık? Bir ötekilere de bakalım mı? Öbür başlıklarda neler geziyor? Onu zaten yarım bıraktım. O bölümü sormak için sana. Amerika Afganistan'ı Taliban'a sattı. Herkes Amerika'ya öfke kusuyor. Ama bunu yaparken ortakları olduğunu da unutmamak gerek. Sadece Türkiye'ye yönelik Afgan hakkını diyorum ve başka bir şey demiyorum. Anlayan anlıyor nasıl olsa. Tabii iktidarın da kafası karışık. Çünkü Amerika'nın kuyruğuna takılıp yine aynı biz zulümden kaçanlara kucak açarız safsatasına sarıldılar ama şimdi hayal kırıklığı içindeler. Buraya bir virgül yine koydum. Şimdi efendim yine bazı kişilerin iddia ettiği veyahut da fikirleri diyelim, açıklamaları diyorlar ki hep kamuoyunda özellikle muhaliflerde tabii. Hatta iktidar yandaşlarında bile var. Tayyip Erdoğan kaybedeceğini anladığı anda taraftarlarını sokağa sürer. Zaten bir tuhaf artış var silahlanmada. Bunlar da gider deniyor. Bu yanlış, neden yanlış diyorlar. Bunlar menfaat destekçisi. Yani, pirinç olur, bulgur olur, benzin istasyonu olur, ihale olur. Bunlar kendi menfaatlerinin bittiğini anladığı anda menfaatlenecek, evet, sebeplenecek doğru. Başka bir gücün peşine takılırlar. Bu böyledir sosyolojik doğru. Açıdan. Ama diyor Afganları ayırırım bundan diyor. Sadat'ı da ayırırsın. Suriyelileri de ayırırım. Sadat'ı diyor. Da ayırması lazım. Evet. Yani Sadat'ı diyorsun. Tabii, elbette ben şey genel olarak şeye katılıyorum bu korku ikliminin yaratılması. Ama Sadat'ta Sadat kaç kişi? Kaç kişi olursa kaç, olsun. Kaç militanı var? Şöyle bu 15 Temmuz'dan sonra ben hala aklım orada. Birçok insan da oradadır. Kaybolan silahların akıbeti konusunda kimse hiçbir şey söylemiyor. Dünya 125 bin silahtan bahsediyor. Sonra ama çok küçük bir şey tuhaf geldi Emniyet Genel Müdürlüğü'nden. Valla 126 tane mi diyor? Öyle bir tuhaf bir ya, sayı geldi. Saçma sapan bir şey o. Hayır 125 bin belki de daha fazla silahın kayıp olduğu söyleniyor. Ve hala bunun akıbeti konusunda kimse bir şey söylemiyor gerçekten de. Bu silahlar dağıtıldı. Ha ben de bunun alt edilebileceğini, öyle bu işin öyle kolay olmayacağını, öyle bir plan varsa eğer. Yani sokağa sevdikleri çok açık. Şimdi baksana gazeteci yumruklanıyor, siyasetçi yumruklanıyor. Bunlar çok önemli ipuçları gelecek açısından. Güç buldukları an bunu yapabilirler. Böyle bir tarzları var. Sadat bu kadar güçlüydü de bu adam kendisi de asker, eski asker. Fethullah Gülen'i nasıl tespit edemedi? Birlikte iş yaptılar. O yüzden tespit. Yanındayken tespit edemezsin ki. Bunun dibinde neyi tespit edeceksin? Sevgili adaşım yani iş tutuyorsun zaten. Aa hay Allah bu çok kötüymüş noktasına varıyorsun sonradan. Onu da neden öyle ilan edildiğini biliyoruz. Hem ülkeyi hem de bir takım rant alanlarını paylaşmamanın başlattığı bir kavgadır bu. Yani öyle fikri ayrılık vesaire falan yok. Dün FETÖ lütfen dön gel ülkesini özleri diyeceksin. Ertesi gün bambaşka bir sıfatlanacaksın. Mal yeter ki malı hakkaniyetle bölüşelim. Yani, aynen çok doğru söyledin gerçekten de. Yani rant alanlarında kapışmasalardı bu kavga olmayacaktı. Şimdi hepimiz FETÖ'cüyüz. Onlar pürü pak. Evet. Yani sayren dendiği gibi tatlıcısına varıncaya kadar FETÖ'cü ortaya çıkıyor ama nedense siyasi ayağı bir türlü bulunamıyor. Yani bunlar artık bu toplum bunları anladı. Öyle inanıyorum gerçekten. Kendi taraftarlarının bile savunmasında. Öyle öyle yani çocuklar bile gülerek anlatıyorlar bile. Ama küçücük Sadat, çocuklar. Tabii. Ama işe yarar yaramaz. Gücü vardır yoktur ayrı mesele. Zihniyet olarak Sadat'a ihtiyaç duyulması senin ve o yazıda daha doğrusu senin ifade ettiğin şeyi doğrular bir öz taşıyor. Neden ihtiyaç duyarsın? Bir milis gücüne. Şu açıdan benim dinlediğim yorumda bunlar zaten Amerika'nın Afganistan'da bir askeri eğitim, çete eğitimi verdiği kişiler diyor. Sadatçılar yani, için mi diyor? Bize gelenleri diyor. Bunların tamam, kalifiyesini bin küsurunu alıp götürecek geriye kalan bu posanın içinden bir ordu bile kurabilirsiniz diye bir görüş öne sürüyor ama Türkiye şartlarını nasıl bilir? Aynen, hangi dağdan, hangi sokaktan nereye gideceğini, evet. Kim ona geldi bence buraya gidecek? Bu kadar da acemice yapılmaz Ataş. Yani, ben biraz mantıklı olması evet, lazım. Evet, mantığa uyması lazım. Tabii ben gerçekçi bulmuyorum. Hala şu anda Amerika'nın Afganistan'da bir kamp kurup orada insanları eğitebilecek gücü var. Bunun için Türkiye binlerce kilometre yol yürütüp insanları buraya getirip eğitecek var. Bu bana gerçekçi gelmiyor açıkçası. Bir de şuna takılıyor insanlar çok haklı olarak. Ben de o gelenlerin bir projenin sonucu gönderildiğini
herkes aslında bence değil. İşte Biden demedi mi yani biz Türkiye'ye yönlendirilmesini istiyoruz Afgan göçmenlerinin diye. Şimdi bir İran sınırı var. İran'ı geçip Türkiye'ye geliyorsun. Bu belli bir politika demek ki sonucu evet. yapılan bir şey. Biden'la zımni bir anlaşma, sözlü bir anlaşma yapılmıştır. O Birleşmiş Milletler'de bir ara yan yana geldiler. Öyle ki biz anlaşma yapmadık diye açıklama yaptı biliyorsun Amerikan Büyükelçiliği. Bazı anlaşmaların yazılı olması gerekmiyor kardeşim bu kadar. Geçen gün Yılmaz Polat Telebir'in temsilcisi çok güzel söyledi. Yani Beyaz Saray yalanladı mı bir de ona bakın dedi ve sahiden öyle bir yalanlama yok. Ben bu anlaşmanın yapıldığı kanısındayım. Batı'ya, ilişkileri bozulmuş olduğu Batı'ya, ilişkilerin bozuk olduğu Batı'ya ve Amerika'ya yaranmanın, çekinmeden söylüyorum bunu, bir yolu olarak Afganistan'ı gördü Türkiye. Yani işte Kabil Havalimanı'nı biz koruyalım vesaire vesaire. Şimdi bunun da doğrultusunda o göçmenlere yol verildi, bilerek yapıldı. Neden bunların yanında kadın yok, neden çocuk yok? Hep Suriye'den göçenlerle karşılaştırıyoruz. Suriye bizim komşumuz. Sınırımız, uzun bir sınırımız var ama gidiş gelişler açısından çok büyük bir mesafe yok. İran şehir işte karşısında bir Suriye köyü var. Şimdi olaylardan, savaştan filan önce de birbirlerinin tavukları birbirlerinin kümesine geçerdi. Aynen de, bak, Suriye'den tavuk buraya gelir, buradan oraya giderdi. Evet, o kadar da yakındı. Ama Afganistan'dan şimdi bunu eleştirenler için söylüyorum, savunduğumdan söylemiyorum, mantığını yakalayalım anlıyorum diye söylüyorum. Neden kadın, çoluk, çocuk yok? Yahu binlerce kilometre yürüyor bu insanlar. O yüzden yanlarında zayıf olduklarını düşündükleri için kadınları, çocukları getirmemiş olabilirler. Ha buradan yola çıkarak bunlar terör için geliyorlar denmez. Başka bir takım gerekçeler söyleyerek bunu temellendirebiliriz. Bunlar Türkiye'deki bir iç çatışmada kullanmak için geliyorlar. Şunlar, şunlar, şunlar deriz ama bunların arasında işte bakın ispatı da budur. Çoluk çocuk yanlarına almadan geliyorlar. Ama çoluk çocuk olur. Peki sen bir baba olarak çoluğunu çocuğu bırakıp geldiğinde o eve gelip nerede bu adam kaçtı dediğinde çocuğun da karısını da öldürmezler mi? Yani işte yani kafan yani, niye açık diye öldüren adam onun tabii kafası. Elbette geçen gün bir kadını evet. öldürdüler işte kendisi yemek yapmadı diye. Benimki tabii bir varsayım. Bir de bu kaçanların çoğu Taliban'ın henüz ele geçirmediği yerlerden geliyor bu arada. Buna da dikkat çekilmesi lazım. Yani Kabil'den kaçıp gelmiyor bunların çoğu. Evet. Penşir valisinin yakınlarının valisinde ve yakınlarındaki bölgelerden kaçıp gelen insanlar olduğu söyleniyor. Çoğunun yani başkaları bir kısmı da Taliban'dan kaçıp geliyordur. Mümkün bütün bunlar. Yani. Ama bilmiyorum çok çetrefilli bir konu. Yani sonuçta bir yol verme hikayesi olduğu çok açık. Sen de biliyorsun Mustafa yani iltica etmek ya da siyah sığınma yapmak ya da göçmen olmanın ilk koşulu nedir? Yani gerekçen hayatım tehlikede. Şimdi hayatım tehlikede diyorsan sınırı geçer geçmez adımını attığın ülkeye hemen iltica etmek zorundasın veya sığınmak zorundasın. Bu evet. ülke İran. Canım İran diye. Onu geçiyorsun. Onu geçiyorsun binlerce kilometre yol tepip Türkiye'ye geliyorsun. Şimdi burada bir şey olduğu çok açık. Yönlendirme olduğu çok açık. Zaten Biden söyledi bunu niye unutuyorlar insanlar. Biden söyledi biz Afganlıların Türkiye'ye yönlendirilmesini öneriyoruz dedi. Sen o öneriyi emir anla lütfen. Şimdi onu başka bir şekilde soracaktım sana. O yönlendirme tamam. İran ne anlaşma yaptı kimle? Onu diyorum ben İran'da bir sinek uçmaz ya sınırdan. İstemezse uçurmaz İran. Ya elbette öyle. Yani geçişin belki de İran'a yok mutlaka geçmek Amerika ile bir anlaşma yapmış olabilir. Bunları elleme Türkiye'ye geçsinler gibi o tez de savunuldu. Şöyle de olabilir. Çünkü. Yani bu İran için İran'ın da istediği bir şey. Neden o kadar mülteciyle uğraşmak zorunda kalsın? Bir de o var. Ama yok hiç sokma. Hiç sokmadı işte canım. Yani o yürüyün geçin ha burası. İpek yolu ya gibi dizildi oradaki, gittiler. Tabii elbette ama mutlaka bir şey uçurulmuştur. Yani bunların ana hedef Türkiye'dir. Varış noktası orasıdır. Denmiştir muhtemelen. Ben de açıkçası buna inanıyorum. Çünkü İran egemenlik değil mi? Hakkı var. Yani hayır kardeşim nereye gidiyorsan git buradan geçemezsin. Evet. Havadan uç der, başka yerden dolaş falan der demiyor. Evet. Bir anlaşma mıdır bilmiyorum ama. Yani Ankara'da mesela sözünü unutma. Çocuğu geldi öldürdüler. Kavga dövüş. İran'dan ben bir tek polisiye Afganlarla ilgili bir şey duymadım. Tabii. Hayır. Yok. Yürüyüp geçtiler. Tabii, yani tabii. Ne diyeyim Taksim'den Harbiye'ye gidiyordu. Adam şeyden geçti. Söyle otelin adını. Divanın önünden yürüdü gitti gibi. Divan otelde İran oluyor yani. Pıtır pıtır yürüdü gittiler. Hiçbir şey olmadı. Evet. Yani çok garip. Saklanacak bir şey değil. Saklamıyorlar zaten yani. Ya mülteciliğin yasasında bu vardır. Eğer sen canın tehlikede, hayatın tehlikede diyorsan adımını attığın ilk ülkeye sığınırsın. O ilk ülkede İran'dır işte. Ama yok İranlara hayır ben size değil Türkiye'ye gidiyorum. Aa öyle mi buyur geç falan. Şimdi buyur geç dedikleri doğru değil mi? Buyur geç dedikleri doğru da bu herhalde bir
Bir kayda kuyda bir şeye de yani giriyordur. Mutlaka giriyordur ya da girmiyordur belki de. Yani bu bir anlaşma söz konusuysa İran bunlara hiç görmemiş de olabilir. Yani geçin gidin bitti falan. Kayıt kuyut altına belki almıyordur da. Nasıl bir anlaşmadır bilmiyorum. 3 kişi 5 kişi değil ki. Yani görmemiş olayım ya. Kardeş şuradan gerçekten yürüyün gidin desin. Gerçekten evet. Öyle ama bir devlet bu kadar küçülemez gerçekten de. Gerçekten bu kadar küçülemez. Kendi sınırlarına kendisi saygı duymayan bir devletle karşı karşıyayız. Ben göçmenlerin yanındayım kuşkusuz. Sınırlara da inanmıyorum elbette anlayış açısından. Yani bunu bir kez daha belirteyim. Ama işte hudut namustur diye bir de şey çıkarıldı şimdi. Yani hala namus üzerinden bir feodal bir kavramla meseleye yaklaşılıyor. CHP'nin de yaptığı çok tuhaf namus bir şey. Namus dedin mi adamların aklına porno geliyor. Yani hemen porno, geliyor. Seks. Yani tek kadın, erotizm. Tek bir cinsiyet üzerinde kurulmuş bir ahlak anlayışı hatırlatılıyor. Niye bunu yaparlar anlamıyorum. Yani bunların hepsi birbirine benziyorlar. Böyle bir belki de gargaraya getirmek yani, için evet, anlamıyor mu? Mümkün değil anlamamız. Ne demek istiyor? Evet, bence de öyle. Hudutun bacak arası olmadığını ya, anlamıyor mu? Herkes anlıyor ama işte bu tür kavramlarla yaklaşılınca şey oluyor. Yani sulandırıyor, getiriyor. Şey demek istiyor yani bakın işte bu hudut namustur, senin namusun zedeleniyor demek istiyor. Bu çok ağır bir açıkçası şey. Ben egemenlik haklarının kendi eliyle çiğneten bir ülke olduğuna inanıyorum Türkiye'nin açıkçası. Sınırlara inanmayan birisi olarak söylüyorum bunu. Benim inanmamam bir şey ifade etmiyor işte. Maalesef bu sınırlar var. Değil mi? Yani başka ülkelerin sınırlarını geçme hakkını kendine görüyorsun ama senin sınırların da böyle çok korunaklı değil diye ve sen bunu kendin yapıyorsun. Bunların ayrıca sorgulanması lazım. Ve bütün bunları yapmanın nedeni de yani acaba işte Amerika Birleşik Devletleri'yle ki hala telefon açmadı Biden biliyorsun. Bir Birleşmiş Milletler toplantılarından birinde şöyle bir ayaküstü görüştüler. Önümüzdeki ay Birleşmiş Milletler toplantısı olacak. Evet. Acaba görüşecekler mi? Şimdi bir de o var. Yani Biden'la ikili görüşme yapacak mı? Açıklanacak yakında. Amerika açıklıyor kimlerle görüşeceğini başkanım. O günden bugüne telefon bekleyen bir Recep Tayyip Erdoğan var yani. Evet. O nedenle ben anlaşmanın, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği doğrudur. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu konuda bir anlaşma olduğu illa oturup imzalamaları gerekmiyor. Verilmiş alınmış sözler var. Çünkü şahsım devletinde yaşıyoruz ve verdiği sözler bağlayıcı. Evet. Görüyoruz işte herhalde öyle olmuş olmalı. Çünkü bu kadar ya ucuz değil yani değil mi? Bu kadar pervasızlık olur mu? Elini kolunu sallaya sallaya geçiyorsun. Yıllarca bizim sınırlarımızda bir sürü kaçakçı adı altında bir sürü masum insanda değil mi? Katledildi. Onların işi oradan mal getirip satmaktı. Kötü şey yapmıyorlardı. Sonradan serbest bırakıldı bir ara. Hayır, madem bu kadar önemli, şimdi kevgire döndürüyorsun kendi ellerinde, kendi sınırlarını. Bir bu göç ve göçmenler konusu her açıldığında, gerçi bizim seyircimiz, senin okurun asla yapmaz da, lütfen devletlerin siyasetlerine getirilecek eleştirileri, onların hırsıyla bunlara Göçmenlere karışmayın yani bu ne geziyor defol git o garibana iki çocuk beş kişi birisini sıkıştırıyor kenara benim ekmeğime göz dikiyor filan diye. Bunlar devletlerin siyasetlerindeki hatalar, yanılgılar. Bravo. Sen kendi git yöneticinden böyle, hesap sor. Aynen böyle düşünenler varsa çok mutlu olur. Karşı taraf yaptığı işte hata onu eleştir. Elbette. Ama buradaki gariban kucağında bebeğiyle giden kadına şimdi laf söylemek çok ayıp. Aynen, çünkü buna aklı başında adamlara da rastlıyorum. Evet. Okumuş, maalesef. Görmüş, kitaplar devirmiş. Defolsunlar, benim ekmeğimi yiyorlar, onlara bedava kart verildi filan gibi. Böyle aynen, şeylere girmemek lazım. Tabii. Bizim seyircilerimiz Allah'tan yapmazlar. Evet, ne mutlu, evet, gerçekten. Bir konuya daha gelmek isterim. Pek konuşulmuyor. Acaba zaten olmaz böyle bir şey. Tayyip Erdoğan böyle bir şey ister mi yahu? Deniyor belki de konuşulmuyor. Şimdi madem ki Türkiye artık bir göçmene karşı özellikle Afgan göçmenine karşı bir subap olarak, emniyet subabı olarak görülüyor. Tam da yeri değil midir? Ya 1 milyar dolar, 3 milyar euro filan deneceğine kardeş toplanın da yarın Avrupa Birliği üyesi yapın. Siz de bizi resmen ilan edin. Oy birliğiyle biz de kabul edelim. Burada biter. Sana da bir tane göçmen göndermem. Bu bir Avrupa Birliği üyeliği pazarlığı olamaz mı? Tayyip Erdoğan zaten istemez. Anladım. İstemez. Bence ister. Böyle de bir yanları var bunların. Bakma yani Avrupa Birliği hayranı aslında bunlar. Fakat bu tam ters teper. Yani zaten göçmen olmasa bile nüfusu çok fazla işte Avrupa Birliği'nin üyesi yaparsak Türkiye Avrupa'ya akacak diye korkuları var bunların. O nedenle Türkiye'ye imtiyazlı ayrıcalıklı üyelik vermeye çalışıyor. Ama onu ayrı bir madde olarak ayırırsın. Olmuyor ki işte serbest dolaşım hakkını kaldıralım seni öyle üye yapalım demediler mi Türkiye'ye yıllardır? Evet. Çok aşağılayıcı bir şey evet. Ondan sonra ve kabul edilmiyor işte Türkiye tarafından da vesaire vesaire. Bu iyice önünü keser. Yani sen beni al ben işte mülteci akınını önlerim. Mümkün değil.
Böyle bir pazarlığı Avrupa Birliği kabul etmez. Çünkü böyle kesilmeyeceğini bilir şeyin. Kesebilse eğer, bu arada onu da söyleyeyim, onlar da çok konuşulmuyor. Biliyorsun Litvanya ile Belarus arasında göçmenlikten kaynaklanan ciddi bir sorun var. Litvanya Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Belarus şimdi biliyorsun yaptırımlarla karşı karşıya. Belarus ne yapıyor biliyor musun? Sınırdan Litvanya'ya yüzlerce mülteci geçiriyor. Avrupa Birliği sınırlarına sokuyor yani. Şimdi sorun Türkiye kadar sorunlu olmayan bir bölgede bile o güvenliği sağlayamayan Avrupa Birliği, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alırsa hiç önünü alamaz bunun. Ve Türkiye cazibe merkezi haline de gelir. Yani kendi bölgesinde Avrupa Birliği'nin üyesi olmuş bir ülke düşün. Yanında Suriye var, işte Irak var. Düşünebiliyor musun? Böyle bir Avrupa Birliği üyesi ülke. O yüzden cazibe merkezi olur ve bunu Avrupa Birliği göze almaz asla. Ben şuna inanıyorum. Ben Avrupa Birliği karşıtı birisiyim. Avrupa'ya karşı değilim. Avrupa Birliği'ne karşıyım. Bu arada fark var. Türkiye Avrupa Birliği'nde çok öyle fazla bir ömrü yok. 30-40 yıllık bir ömrü vardır zaten ama alırlarsa eğer Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği kendi şartlarında alacak. Öyle Türkiye'nin isteği değil. Elbette. Alacak değil. Bu çok, çok net yani. Ya zaten onu dedim ya, şeytanın avukatı olayım diye soruyorum ben sana. Yani Avrupa Birliği'nin demokratik formlarını kabullenmesi mümkün mü böyle bir yapının? Mümkün değil tabii. Çok komik olan bir şey var. Her şey bir tarafı insan haklarının maddelerine koyduğun zaman zaten iflas eder AKP. Elbette. Komik olan bir şey var. Oraya da arada sıkıştırıyor. Bunlar neden? İşte AKP şeyin, Erdoğan'ın bir de Avrupa Birliği karşıtı olmasının nedenlerinden birisi belki de şudur diye düşünüyorum ben. Avrupa Birliği'ne girersek işte dini serbestlik falan filan olacak sanıyorlardı bu takım. Fakat Avrupa Birliği özellikle dine mesafeli bir kurum. Yani eşcinsel hakları var, LGBTİ hakları var, tabii ki olsun elbette. Türkiye'ye girerse o da bunları yapmak zorunda. Sandılar ki dini örgütlenmeler de Avrupa Birliği üyesi olursak serbest olacak. Şimdi bunun böyle olmadığını anladıkları an, çünkü çok ciddi bir uzaklığı mesafesi var Avrupa Birliği'nin dini kurumlara. O yüzden Polonya sorun çıkarır. Polonya Avrupa Birliği içerisindeki en gerici, en tutucu ülkedir. O AB'nin anayasası der, Hristiyanlık esası üzerinde kurulsun, yazılsın falan der sürekli. Öyle bir gerici bir ülkedir. Onu derler, en ilerici Polonyalı papalıdır diye. Güzel değil mi? Bizim çok, çok Mehmet Ali'nin vurduğu. Aa, güzel. Ha evet. Ha şeyin acaba. Doğru. Yani Avrupa Birliği dini kurumlara ve dine çok mesafeli bir. Yani öyle Hristiyan kulüp falan deniyor. Ne ilgisi var? Bu emperyalist ya da işte mali emperyalizmin mali kurumlarından biri ve böyle yaklaşırsın ama bir Hristiyan kulübüdür falan filan demenin anlamı yok. Onu çok söylediler. Ki Hristiyan kulübü dedikleri bu kulübe girmek için de kaç takla attılar biliyorsun işte Recep Tayyip Erdoğan'lar evet. Ve benzerileri. Ama baktılar ki dini örgütlemeler konusunda Avrupa Birliği'nin hiçbir vaadi yok. Ondan sonra uzak durmaya başladılar. O da ayrı evet. Bir komedidir yani. Bu arada aklıma geldi 2. Johannes Paulus. Jean-Paul veya Fransızların Jean-Paul'dü. Doğru, Osmanlı böyle söylerdi zaten. Evet. Yani Latincesiyle. Latincesini kullanıyorlardı. Paulus. Şimdi şeyde. Eğer papasa Vatikan'daysa da onu kullanmak lazım diye. Çünkü neden? Ben de senin gibi 3 yurt dışında 3 ülkede kalıcı yaşadım. Şimdi Costa Rica başka söylüyordu. Almanya başka evet, söylüyordu. Tabii. İngiltere başka tabii söylüyordu. Ki, tabii ki. Dolayısıyla tabii. Bu aslı nedir? Latincedir bana sorarsan. Tabii. İtalyanlar da İtalyancasını söylüyor. Konu güzel açıldı. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Bir şey sıkıştı. Vaktimiz var. Çok. Senin sohbetin daha 5 saat daha devam edelim. İzin verirse Köln'den. Evet. Teşekkür ederim. Bir arkadaşım bana şey sormuştu. Ya bu zaten zor okunuyor. Bütün bu ilaç isimleri bilmem neler falan. Niye demişti bana bunları hep Latin ismi koyuyorlar? Latince hepsinden kolay okunur. Bilmeyen için Latinceyi Fransızcadan da İspanyolcadan da kolay. Basit bir güçlü mantığı var. Basit bir ya. Ama diyor işte niye bu kullanılıyor? O anda aklıma geldi. Ya dedim bak bunun gerekçesi şu olabilir. Şimdi dil yaşayan bir varlık ya da işte neyse yaşayan bir şey. Bazen ortaya attığın kavram anlam değiştirebilir. Şimdi bizde bu istem lafı var ya arz talep bunun karşılığı bunlardan birisinin karşılığı olarak kullanıldı. Şimdi biz onu irade olarak kullanıyoruz. Evet. Yani ortaya atıldığından farklı bir anlamı var. Elbette. Bu sakıncaları taşımayan tek dil Latince. İşte çünkü ölü bir dil. Koyduğun isim 100 yıl sonra da aynı kalıyor. Aynı duruyor. Anlam değişmiyor. Evet. Bilmiyorum evet. Yanılıyor muyum? Ben böyle bir sonuç çıkardım. Yani, aşağı yukarı Yunanca için de aynı yani, şeyi evet. Söylüyorlar. Değil mi? Evet. Evet. Ama hadi işte Yunanca konuşanlar var hala falan. Anlam değişikliğine uğrayabilir bir endişesi bir parça var. Ama Latince'de o yok. Yani Latince'de ben şu tanımı koydum. Dedin mi bitiyor. O yüzyıllarca gider.
Reform görmemiş daha sonradan evet, mesela. Tabii. Yoksa kimse keyfinden evet. zorluk olsun diye bu Latince isimleri koyuyor değil. Bilimin haklı tarafı var yani bunu yapmakta. Niye ilaçların adı Latince? Tabii işte bundan çünkü ötürü. Değişmiyor. Değişmiyor. Doğru. Diyorsun, doğru. Yani. Ha, ama içine başka bir kimyasal madde daha kattığı zaman da Latinx yapıyor. Latince isim koymuşsa falan filan. X yapar, Us yapar. Bir sürü alternatif var. Çoğaltabilirsin. Ama mantığı temel olarak mantığı bu. Yoksa kimse Latince çok güzel bir dil, romantik bir dil. Hadi bu ismi koyalım ilaca ya da başka bir şey demiyor. Bir sürü böceğin artı otun falan ismi Latince işte. Bu mesela hiç yani. Kimyayla şimdi ilgim yok. Fakat bir ilaç misinle bittiği zaman onu bir antibiyotik tarafı olduğunu veya antibakteriyel tarafı olduğunu işte, anlıyor en azından. Tabii. Çünkü hiç değişmemiş. Bugüne kadar hep bu anlamda öyle gelmiş. Doğru. Yani Latince'nin böyle bir avantajı var. Yoksa dediğin gibi çok bayıldığı için insanlar güzel bir dil ama bayıldığı için bunu koyuyor değiller yani. Evet. Fransızca'dan daha romantik dil var mı onu koyardı. Yok değil. Romantizmle ilgisi falan yok. Yani değişme ihtimali olmadığı için kalıcılık açısından daha yararlı ve sağlam görüldüğü için Latince'yi kullanmış insanlar. Elbette. Yani biz şimdi ben nereye geldik? İşte eğitim diyoruz. Bak bir kitap çalışmasından sana söz etmiştim. Hmm. 1953'te Çapa Tıp'tan mezun olan bir hanım 3 tıp fakültesi var. Ankara'da kuruluyor ve daha sonra da İzmir'de kuruluyor. 3 tıp fakültesi. Hmm. Şimdi bir doktorun pratisyen bile olsa, çünkü ilaçla, farmakolojiyle ilgisi çok fazla olacak, Latince bilmesi şart. Hmm. Siz affedersiniz şu anda 48 mi, 416 mı? Ben ipin ucu kaçtı. Evet, bir okula, özel okula gidiyordum. Tıp fakültesi açtı yanında. Ya dedim siz hocayı nereden buldunuz? Laboratuvar. Latince hocasını sen nereden bulup da oraya koyacaksın? Evet, aynen. Ve Latince artık o yeni tıp fakültelerinin hepsinde dalga geçme dersi. Evet. Maalesef olacak iş değil. Gerçekten olacak iş. Kadavra çalışıyorsun, sana Latince'den gelmiş. İlaç çalışıyorsun, oradan gelmiş. Kimya keza, fizikte. Ya Galeno'nun kitaplarını okuyorsun, Latince yani. İşte yani. Ondan tamam. Sonra da eğitimde efendim dünyanın sonuncusu. Tabii ki öyle olacaksın yani. Aynen. Olur mu? Yüksek liseler bunlar. Yani bugünkü üniversiteler o. Yüksek lise. Evet. Hiç şey yok. Evet, Latince bilmeden tıp yapılır mı? Bugünlerde ya da eczacılık yapılır mı? Yani. Bugünlerde edebi bir çalışma var mı? Yani hiç Afganla filan ilgisi olmayan başka ya şeyde Küba ile ilgili bir çalışmam var. Küba. Ha, yakında. Yani nasıl falan. Turizm mi, siyasi yok, açıdan değil, mı? Değil. Siyasi açıdan. Hani bu son olaylar. Ya hadi onu tanıtımını olan, yap bakalım. Tamam. Ben hazır mı? Bitti mi? Bitmek üzere. Bitmek bayağı, üzere. O zaman sonbaharda yayında diyorsun. Yani belki o zamana kadar da kalmaz. Çünkü bir an evvel çıksın istiyorum. Hani ben 15 gün sonra sonbahar diye diyorum. Doğru yani. Aslında değil mi? Biz, tabii abi bitti. Evet. Uçuyor gidiyor. Ben düşünemedim. Evet. Doğru Eylül'de. Pandemi de neredeyse 2 yılı bitiriyoruz. Evet. Şaka maka derken. Evet konusu. Yani. Libya'daki bu son olaylardan yola çıkarak bir yazma ihtiyacını duyduğum çalışma bu. Anlatıldığı gibi değil. Büyük bir tabii bilgi kirliliği var elbette. Ha bu arada Küba'da sorun yoktur falan dediğim de yok var ama anlatıldığı gibi sorun değil. Ben 60 yaşındayım yani 60 yıldan beri abluka, ambargo demiyor Küba. Abluka diyor ki doğrusu odur. Ben ambargo abluka diyorum ikisini de kullanıyorum. Abluka altında olan bir ülkedir. Can dayanmaz buna. Yani buna rağmen buraya kadar getirdiler işi. Bunu anlamadan, bunları bilmeden konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum. Değil mi? Hep Küba bitti gibi lanse evet, ediliyor. Yani, şimdi bu 21-9, işte bu Temmuz'un başındaki gösterilerden önce 94'te çok daha şiddetlisi olmuştu. Ben şunu duymuştum, unuttum sözünü. Yok. Yani seni destekleyecek bir şey. Hem de 2000'de filan galiba veya da daha önce duydum şey. En az 20 yıllık. Castro öldüğü anda Miami'li emlakçıların hepsinin elinde harita hazır ki. Kim Küba'da nereye satın alıyor ve kime kaça pazarlıyor diye. Kardeşim onların haritası bile çıktı diye. Bu anlat yani ne kadar oldu öleli 10 yılı geçti. Oldu tabii 2008 kaçta öldü? 2008'de bıraktı. 13 10'da ölse 11 sene oldu. 11 sene evet. En aşağı. Bence öyle. Tabii yani, oldu. Evet. Oldu. En son gelip Leyla ablayla burada lüfer mi levrek yaptı, levrek buğulama bence büyük gazetecilik olayıydı. Ne demek? Olağanüstü. Evet. Sen gel dünyanın kabusu diye titrediği kapitalist çevrelerin bir adamı getir otelde sok hadi üstad gel levrek buğulama yapalım. Çok güzel bir şeydi. Leyla ablanın son zamanlarda Leyla Umar'ın ama
demans başlangıcı evet, var idi. Allah'tan ki onu görmeden gittim. Onun Ortaköy'de minicik bir evi vardı. Hemen o şeyin lokantaların üstünde. Evet, hemen orada. Altıda hatta lokanta. Tık tık çıkarsın. Orada ağlayarak bazı şeyleri anlattı. Ben tahammülüm kalmadı. Ondan sonra biraz daha düşmüş şeyi. Gitmiş. Ama çok da kötü bir duruma düşmedi yani. Ne mutlu. Biraz yani. Şeydi öyle. Ama hep çalışması çok zordu. Çok zordu. Kapitsiz değil mi? Kan alırdı şeydi, adamdan. Evet, geçimsizlik. Bir başlık için 4 kere uyandırdığını bilirim. Acaba sen bir ara sabahın eklerine 20 yıl önce filan. Ben yoktum burada o zaman. 20-22 yıl önce filan o eklere bakardım. Cumartesi pazar eklerine. Açar orada da sürekli yazarıydı oranın. Hayatım şunu dedin ama sevgilim acaba yanlış mı şöyle mi desek Leyla abla sabah olsun şu anda matbaa kapalı işçiler uyuyor ben uyuyorum filan böyle de titizdi evet. Ama yani, sevgiyle anlıyoruz. Tabii. Evet. Sevinirdi gerçekten çok iyi bir gazeteciydi o ayrıca iyi bir insandı. Hı. Ben Milliyet'ten tanırım zaten Leyla Hanım'ı ama 80'lerden bahsediyorum yani. Evet. O zaman Milliyet'te ne yapıyordu röportajlar yapıyordu anladığım kadarıyla yine yani en iyi yaptığı işlerden biri zaten o birçok işi yapardı. Oradan biliyorum. Röportaj ağırlıklıydı. Evet, evet. Sonrasında evet. Zaten uzaklaşıp gittim. Pek şey yapmadık ama gerçekten... Evet. Hatta şunu sordum. Leyla abla dedim ya kaç kişiyle çalıştın? Nereden bileyim dedi ya 5000 kişi falan vardı. Ben dedim doğru. Daha fazladır. Çünkü matbaacı da Leyla abla der. Efendim boya taşıyan evet, çocuk da, evet. Kantinde çalışan da herkes de. Dedim ya genel yayın yönetmenleriyle yemek yersin. Patronlarla, tatil ettik, kotralarla git çıkarsın. Hanımlarıyla oturur oynar. Ay ben hiç hoşlanmam konkenden bokken. Ya yani aynı camiada bulunursun filan. Tabii Aysel şöyledir, Fatma Belma böyledir filan diyene. Ya niye genel yayın yönetmeni oldun? Oğlum dedi muhabirliğin dışında gazetecilik evet, yoktur. Evet, evet. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi öyle değil de. Yani. Ben iliğime kadar tatmin evet, oluyorum derdi. Evet. Boş versene o röportajlar evet. Dururken ben ne yapacağım genel yayın yönetmeni? Ali şunu yanlış yaptın, Ayşe bu kötü. Şunu böyle yap. İşim şeyi hatırlarsın. Babal'de evet. Bir şey vardı eskiden. Bu aslında eleştirel bir şey. Babal'de iyi muhabir yoktur. Çünkü bütün iyi muhabirleri yazı işleri müdürü yaparlar. Yaparlar. Doğru. Yani evet. Öyle şey mi olur? Muhabirlik evet. Çok güzel. Ben gerçi o ruhu yitirdim söyleyeyim şimdi. Yani evet. Eskisi gibi değilim. Çok böyle olacağımı da hiç düşünmezdim. Yani evet. İçinde bulunduğumuz durum da tabii beni etkiliyor. Ben bu mesleğimi çok seven biriyim tabii ki ve umarım bu meslekte ölürüm demiş birisiyim. Fakat gerçekten artık tadı almıyorum yani. Evet. Bu dönem ölü dönem. Gerçekten kayıp öyle. Kayıp evet. Dönem kesin, ama geçecek. Evet, ben de umuyorum yani geçsin evet. Ve ben eski ağız tadına evet. Tekrar kavuşayım istiyorum. Yani. Kavuşuruz. Ve şeyde Leyla ablanın dediği çok çok doğru. O muhabirlik yaparken kendini de eğitmeye devam ediyorsun. Evet, tabii çok şey çünkü geziyorsun. Ben de bir ara gezi yaptım mesela. Onun çırağı bile olamam da. Estağfurullah. Onun bir de şöyle ki yani patrondan bağlıyordu Leyla abla. Diyor ki Küba'ya gidiyorum. Ercüment Beyciğim Küba'ya gidiyorum. Karacan. Git hayatım git. Tabii ki. Panamerikan'la git. Panamerikan'la git Leyla'cığım. Aman Hilton'da kal sakın öyle dandik yere gitme. Şimdi öyle bir avantajı vardı. Oradan da Alaska'ya geçip şöyle bir igludan Hawaii'de suya atlayarken bağlantı çekmek istiyorum fotoğraf tabii. O zaman video filan. Tamam hayatım da. Onlar tabii ki büyük imkan. Onlar şey ama muhabirliğin tadı ne olursa olsun. Dünyanın en ücra, en geri kalmış yerinde bile olsa muhabirliğin gezerek, görerek yapan kendini geliştiriyor. Kesinlikle. Yeni lisanlar, yeni gelenekler, yeni karakterler. Tarihi anlara tanık oluyorsun. Tarihi anlara tanık oluyorsun. Yani, tabii. Bu, mesela tarif ediyoruz. Şimdi sen bana de ki ya San Jose'den efendim Manuel Antonio'ya kaç dakikada gitti? Ben sana diyeyim 1 saat 12 dakikada evet. Gitti. Çünkü 4 kere gittiyse evet, üstü bir dakika evet. Oynamıyor. Aynen. Şimdi turizm rehberini açıp o kimin sponsor olduğudur. Hangi firma beni öne yazarsa ona parayı veriyordu. Ona ya ben yanıltıyor da Google yanıltıcı. Google'da müthiş yanlışlar var. Kesinlikle öyle. Yani benim üniversitemde şey vardı. Google'dan ve Wikipedia'dan alıntı yaparsanız anında kağıdınız iptal edilir derlerdi. Eder. Doğru. Tabii. Ben tam bunları yararsız buluyor değilim. İşte zaman zaman da hepimiz bakıyoruz. Ya. Elbette. Ama tek bir kaynağı mutlaka tek sağlamasını yapmak tek lazım. Tek bir kaynağı değil. Doğru. Yani öyle bir şey yok. Kaynaktan kaynağa geçe geçe gidin bir yerde pıt diye açık verebiliyor. Evet. Birisi bir hata yapıyor. 16 milyon copy paste. Evet o hatayı copy paste'la gidiyor. Yayılmış da oluyor. Düzeltmene çok moda mod.
Kesinlikle evet. Öyle. Bir tehlike işte burada o işin. Kitap. Kitapsız olmaz bu iş. Tamam, elektronik de olsa artık razıyım. Ama kitapsız olmuyor. Hele de kitap kokusu diyorsun, hem de değil nasıl mi? Tabii elbette. İnanır mısın? Sen öyle dedikçe gittim. Senin kitabı okurken benim eski kitapları açtım. Ne bak, güzel değil mi? Bak, biraz toz kokusu karışmış tabii bizim. Artık yaş ilerledikçe kitapların kokusu. Aynen, gayet ama ilk matbaadan çıkış o mürekkep kokusu çok bambaşka. Çok sine sine koklardık ya. Bu çocukların şimdi onu yapanları da var. Görüyorum hala kitapçıda minicik ilkokulda açıp koklayan var. Bayılıyorum, gözlerim doluyor. Ne güzel, ben de mutlu oldum. Olsunlar tabii. Adacığım çok çok güzel bir konuydu. Konuşmaydı daha doğrusu. Kitabını da hararetle bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bakalım senin gözünden Küba nasıl. Ama daha önce yazdım. Yazın çıktı. Epey yazdım. Da kitap görmedim. Onlardan da girdim. Onları geliştirdim tabii. Geliştirdim. O biraz da temelli o oldu açıkçası. Yani adını belirledin mi? Evet. Nedir? Küba Yenilmeyecek. Küba? Yenilmeyecek. Yenilmeyecek. Unutacak bir isim değil. Çok başarılar, devamı dileğiyle. Olacak. Daha önce sana ilettiğim kitaplarım gibi bunu da kabul etmen şartıyla ve öyle görünüyor ki sen bir de Afganistan yazacaksın. Of, onu çok istiyorum. Gerçekten. gerçekten istiyorum. Tamam. Hadi başarısın abicim. Hepsini yaparsın. Dileriz gönlünce hepsi olsun. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu yayının da sonuna geldik. Cumartesi sabahı yine saat 9'da buluşmak üzere. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.